Yalçın Doğan, Yüzyılın enkazı, kaldırmak için yarın büyük fırsat. Her yönüyle dökülen, bu saçma sapan düzene son vermek, bu ağır enkazı kaldırmak için yarın büyük bir fırsatımız var. 1775 lira, inanmak zor, onun için bir de yazıyla, 1775 lira. Nedir bu 1775 lira? 2022 yılında 21 milyon 296 bin kişinin aylık geliri, evet aylık geliri. Yok böyle bir yoksulluk. Yoksullaşma faciası bu, başka bir şey değil. 2021 yılında aylık geliri 1775 lira olan yurttaş sayısı 17 milyon 636 bin. Yoksul sayısı 2022 yılında, 2021'e göre, bir yılda 3 milyon 660 bin kişi artıyor. Bunlar resmi veriler, TÜİK'in verileri. 85 milyon insanın 21 milyondan fazlası aylık 1775 lirayla değil yaşamaya, artık ölmemeye çalışıyor, her 4 kişiden biri. Yok böyle yoksulluk, utanç verici. AKP iktidarıyla birlikte tarihimizin görmediği en ağır enkazlardan biri. Yoksulluk. Azalacağı yerde üstelik artıyor. Zengin daha zengin, yoksulluk 21 milyondan fazla insanın hayatını karartırken nüfusun en zengin %20'lik bölümü toplam gelirin %48'ine sahip hale geliyor. Onların geliri son bir yılda 1.3 puan artıyor. Zengin daha zengin oluyor. Gelir bölüşümünde faciayı biraz daha Türkçeleştirirsek, yaklaşık 70 milyon kişi toplam gelirin %52'ini alırken, Yaklaşık 16 milyon kişi toplam gelirin %48'ini, hemen hemen yarısını elde ediyor. Olağanüstü bir adaletsizlik. Adaletsizlik ötesinde ortaya çıkan kaçınılmaz soru AKP kimlerin iktidarı? Yanıtı işte yukarıdaki verilerde. Senin, benim değil, AKP zenginlerin iktidarı varlıklı sınıflara çalışıyor. Toplumun o azınlığına, hele de onların arasında yer alan bir avuç firmaya tanınan vergi indirimleri, yollar, köprüler, hastaneler ve havaalanları üzerinden yine senin, benim cebimden aktarılan garanti paraları, üstelik döviz cinsinden. 25.000 şimdi 16 bin dolar 2018 yılında tek adam rejimine geçilirken, Tayyip Erdoğan söz veriyor, kişi başına gelir 2023 yılında 25 bin dolar olacak. 2023'e geliyoruz, 25 bin bir yana, yarısından bile az, ancak 10 doları tutturabiliyor. Şimdi 2028 yılı için seçim süresi 5 yıl ya, kişi başı gelir 16 bin dolar olacak, diyor. Kim inanır? Ayrıca, 16 bin dolar olsa ne yazar? O en yoksul kesim ne olacak? Ağır enflasyon gelirler hızla düşerken, satın alma gücü hızla eriyor. İnsanlar hayat pahalılığı altında eziliyor. Özellikle gıda ürünlerinde ve kiralarda anormal artışlar birbiriyle yarışıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları çarşı, pazarda artan fiyatlarla zerre kadar uyuşmuyor. Onun içindir ki, TÜİK'in enflasyon oranlarına kimse inanmıyor. Enkazdan birkaç veri AKP diyor ya. Türkiye yüzyılı diye. Doğru, bir yüzyıl var. Yüzyıllık enkaz var. Yüzyılın en ağır enkazı. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, anormal gelir farklarına ek olarak, o enkazdan birkaç örnek, Merkez Bankası döviz rezervi eksi 70 milyar dolara kadar yükseliyor. Merkez Bankası'nın altın satmaya başladığı çok sık vurgulanıyor. Türkiye dışarıdan artık çok zor borçlanabildiği için dolar üzerinden aldığı her borca yüzde 9,5 faiz ödüyor ki Osmanlı'nın battığı dönemden de beter bir durum. Bütçe açığı bir başka enkazın rekoru 1.5 trilyon liraya ulaşıyor. AKP iktidara geldiğinde dış borcumuz 115 milyar dolar, şimdi 459 milyar dolara yükseliyor. Döviz rezervleri öyle erimiş durumda ki, bir dönem sonra petrol, doğalgaz, gıda ürünleri, ilaç, aramalı ve ham madde ithalatında büyük darboğaza düşme tehlikesine ramak kalıyor. Adalet ve özgürlükler ekonomide yüzyılın enkazı yaşanırken, hele de seçim sürecinde iktidar ve ortakları en çok yalana sarılıyor. Gerçek olmayan videolar, çarpıtmalar, sayısız yalanlar, içi boş vaatler, tehditler, dinin siyasete alet edilmesi, nefret dili, ne ararsan var. Ekonominin dışında, bir başka enkaz, özellikle son yıllarda. Adalet, hak ve hukukta. Kimse adalete erişemiyor, kimse hakkını arayamıyor, tam ararken ya savcı değişiyor ya yargıç sürülüyor ya mahkeme heyeti toptan değişiyor. Temel hak ve özgürlükler askıya alınıyor, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ortadan kalkıyor. Depremlerde, orman yangınlarında, sel felaketlerinde gördüğümüz gibi, bürokrasi çöküyor. Eğitim ayrı bir enkaz. Cehalet diz boyu. Okullar ve üniversiteler enkazın başka bir boyutu. Umut ışığı AKP ile birlikte Türkiye böyle ağır bir enkazı yüzyıllık cumhuriyet döneminde ilk kez yaşıyor. Yarın sandığa gidiyoruz. M. İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçilme ihtimali artınca umut ışığı anında beliriyor. Türkiye'nin dış borçlanma faiz oranı riski düşüyor. İçeride borsa yükseliyor. Yüzyılın enkazı. Her yönüyle dökülen bu saçma sapan düzene son vermek, bu ağır enkazı kaldırmak için yarın büyük bir fırsatımız var. Kılıçdaroğlu'nu seçmek Mecliste ya millet ittifakına ya emek ve özgürlük ittifakına oy vermek. Hayata yarın yeniden başlamak üzere ilk turda bitirelim bu işi.